GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy S21 ekran değişimi yapacağız. SD bilekliğimizi takıyoruz. Malzemelerimizi köşeye koyuyoruz. Ve işleme başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere cihazımızın ekranı kırık. Bu taraftan doğru ekranda bir çatlaklık var. Ayrıca iç ekranımızda görüntü yok. Gördüğünüz gibi pırpır yapıyor. Bu taraftan, sağ taraftan doğru. Darbesi de zaten mevcut bu tarafta. Gördüğünüz üzere. Cihazımızı ısıtarak onarımına başlayalım. Arka kapağımızı ısıtalım. Isımızı da kontrol edelim. 46 derece gösteriyor. Jiletimizi köşeden ince bir şekilde takıyoruz. Alkolümüzü damlatıyoruz. Ve gitar penimizle çok hafif bir şekilde etrafını geziyoruz. Evet, gördüğünüz üzere kapağımız çıktı. Buradaki yapışkanlarımızı alalım hızlıca. Evet. Üst kafesin vidalarını sökelim. Metalimizi alalım. Burada kablosuz şarj ve NFC antenimiz mevcut. Gördüğünüz gibi boşa aldık. Bu şekilde göstereyim. Batarya konnektörümüzü çıkartıyoruz. Flexlerimizi de boşa alalım hızlıca. Şarj bordumuzdan başlayalım bu sefer. Buzzer plastiğimizi çıkarttık. Gördüğünüz gibi buzzer'ımız ve anten. Ayıralım köşeyi. Dikkat ettiyseniz koaksiyel kablomuz yok. Bunun yerine bu antenimiz görev görüyor. Anten flexi. Bunu da ayıralım köşeye. Kalsın. Şarj bordumuz. Şimdi anakartımızı boşa alalım.
Gördüğünüz gibi iç kulaklığımız ve antenlerimiz aynı şekilde. Parçamızı da ayıralım köşeye. Burada beşgen antenimiz mevcut. Onu da sökelim. Gördüğünüz üzere. Buradaki antenimizi de sökelim. Evet, ve anakartımızı boşa alalım arkadaşlar. Evet, kameralarımız, flaş, mikrofon. Anakartımız gördüğünüz üzere çift katmanlı bir anakart. Samsung Galaxy S21 anakartı. Evet, anakartımızı da ayıralım köşeye. Titreşim motorumuzu sökelim. Şarj bordumuzu boşa alalım. Flexlerimizi de çıkartalım. Burada antenimiz mevcut. Antenimizi de boşa aldık. Ön kameramız eski ekranda, yeni ekranda olduğu için onu sökmüyoruz. Alkolümüzü dökelim ve batarya yapışkanlarımız yumuşasın. Şimdi ekranımızı ayıralım köşeye ve yeni ekranımızı açalım. Evet, gördüğünüz üzere yeni ekranımız. Orijinal servis ekranımızdır. Burada antenimiz üzerinde mevcut. Titreşim motorumuz üzerinde mevcut. Bunları köşeye ayıralım. Kullanmayacağız. Evet. Anakartımızdan başlayarak yerine oturtturalım. Konnektörlerimizi oturtturuyoruz. Ön kameramız, antenimiz. Antenlerimiz. Üst plastik kapağımızı iç kulaklığımızı yerine oturtturalım. Vidalarını takalım arkadaşlar. Şarj bordumuzu oturtturalım yerine. SIM tray'imizi takalım. Bataryamızı yapıştırmak için çift taraflı bantımızı da takıyoruz.
yine ekranımızı köşeye ayıralım. Bir bataryamızı çıkartalım. Gördüğünüz üzere direkt çıkıyor. Böyle bir durumda alkolümüzü döküp çok az bir şey bekletmemiz yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz üzere. Tamam, plastikte şişkinlikleri düzeltelim. Evet. Bataryamızı yeni ekrana takalım. Power konektörümüzü yerine oturtturduk. Buradaki antenimizi yerine oturtturalım. Ekran konektörümüzü, flex'imizi taktık. Konektörlerini oturtturalım. Evet. Montajımız bitti alt tarafta. Aynı şekilde üst tarafta da bitti. Plastik kapağımızı yerine oturtturalım. Ve vidalayalım. Evet. Kablosuz şarj NFC antenimizi yerine oturtuyoruz. Batarya konektörümüzü yerine oturtturalım. Antenimizi de oturtturduk yerine. Ve vidalarımızı takalım. Evet. Özel silikonumuzu cihazımızın etrafına çok ince bir şekilde sürüyoruz. Ve arka kapağımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve power tuşumuza basalım. Evet, bir şarj takayım ama. Evet, şu an görüntü geldi. Size hemen göstermeye çalışacağım. Ve gitti. Evet. Şarjımız yok maalesef. Ben yine yatıralım cihazımızı. Evet. Cihazımızın işlemleri bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.